Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle angora simsiz ip kullandım. 2 numarada tığım var. Şimdi örneğimiz böyle parça halinde başladım. Bakın tam yazlık böyle baharlık hafif bir yelek örneği oldu. Şimdi bugün sizlere şöyle 2 veya 3 tane örneğini anlatacağım. Hemen modelimize geçelim. Ara ara zaten sizler için örmüş olduğum parçayı da göreceksiniz. Çok da tatlı bir rengi var. Böyle pudra da değil, böyle pembe de değil. Çok güzel bir rengi var. Şimdi hemen modelime başlıyorum. Sizlerle beraber simli bir ipten başlıyorum. Bakın şöyle alt ucunu trabzanla devam edelim. Trabzanımız nasıldı? 5-6 zincir çekip yapacağımız, yani 3 tane trabzansa 5-6 zincir, daha fazlaysa daha da fazla zincir çekebiliriz. Şöyle hemen 3 zincir dönüyorum. Trabzanları şerit halinde örüyorum bakın. Şöyle istediğiniz uzunlukta yaptıktan sonra hemen modelime geçiyorum. 3 tane zincir çektim. Kenar trabzan olarak 2 tane örüyorum. Sonrasında yine bakın 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir doladım. Şöyle 2 trabzan aralıklı batıyorum. Bir tane trabzan olarak ördüm. Bakın. Şimdi yine 1, 2, 3 zincirim var. Bu trabzan olan yerin içine 6 tane trabzan örüyorum. Zincirle beraber 3, 4, 5, 6. Şimdi arada 1, 2 zincirim var. Şöyle bir trabzan aralıklı batıyorum. Yine bir tane trabzan olarak örüyorum. Bakın yine 2 tane zincirim var. Yine bir doladım. Şimdi 2 trabzan aralıklı örüyorum. 3 tane zincir. Trabzanın içine 6 tane dolduruyorum. Bakın 3, 4, 5, 6. Yine 2 zincir çektim. Şöyle bir trabzan aralıklı. Şöyle bakın 2 tane örneğini yaptım. Şimdi diyelim ki burası ön bandımız. Ön bandımızı da alt ucunda kaç tane trabzan yapmışsak o kadar devam edebiliriz. Benim şimdi örnek olduğu için şöyle 5 tane trabzan örüyorum. 5 trabzan ördükten sonra yine 3 zincirle döndüm. Önce trabzanlarımızı örüyoruz. Bu yelek örneğimiz 2 sıradan oluşan bir örgü sevgili izleyiciler. Şimdi birinci sırasını gösterdim. Şimdi ikinci sırasında ne yapıyoruz? 2, 3, 4, 5. Bakıyorum şöyle 6 zincir. 6 zincir kenar olduğu için şöyle tutturdum. Bakın. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 zincirim var. Burayı bir trabzan örüyorum. Yine 5 zincir. 3, 4, 5 zincir. Şu 6 trabzanın en ucuna batıyorum. Kenarlarda 6'şer tane yapabilirsiniz zincirleri. Ortalarda hep 5'er zincir. Çünkü kenarlarda toplamaması için yeleğiniz bu sefer ortaya toplar, kötü durur. Buradaki 2 trabzanı ördüm. Bakın şimdi yine 3 tane zincirli döndüm. Şu an bir örneğim bitti sevgili izleyicilerim. Bakın harika bir örgü ve hem de çok kolay. Siz o arada sizler için ördüğüm parçayı izleyin. Hemen ikinci örneğimize de geçeceğiz şimdi. Hem zevkli hem kolay dedik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Şimdi ikinci modelimize başlıyorum. Bakın simliden daha da kalın durdu. Şimdi birinci sırada yapmış olduğum gibi bakın 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir doluyorum. Hemen şu en tepesine burayı batıyorum. Bakın. Şöyle bir, iki tane. Yani tek dolayıp iki seferde çıkıyorum.
Sonrasında 3 zincir, hemen 6 tane trabzan örüyorum. Bakın 3, 4, 5, 6. Sonrasında 1, 2 zincir çektim. Zaten yerleri belli. Bakın şurayı hemen bir tane trabzan örüyorum. Devamında yine 1, 2 zincir çekiyorum. Bir tığımın ucunu doladım. Yine aynı şekilde. İsterseniz 2 defada, isterseniz 3 defada fark etmez. Yine 3 zincir, 6 tane trabzan. 4, 5, 6. Şimdi yine kenar olduğu için burada 3 zincir devam ediyorum. Ön bandı diyelim, burasını demiştik zaten birinci sırada. Buradaki trabzanları örüyorum. Herkesin yapabileceği, kendine, çeyizlere bir yelek örneği. İster yazlık, ister kışlık iplerden yapabilirsiniz. Ben angora ip kullandım. Bu renk çok hoşuma gitmişti. Ama bunun simlisini de alabilirsiniz. Farklı. Ben bu sefer simsiz olsun diye düşünmüştüm. Bakın şimdi kenarlarda ne yapıyorduk? 6'şer zincir. 5, 6. Yeleğimiz ortaya toplamaması için en tepesine batıyorum. Diğer taraflarda hep 5'er zincir. 2, 3, 4, 5 zincir. Bir doladım. Bir trabzan. Yine 5 zincirim var. 5 zincir. Şu 6 trabzanın en tepesi. Yine kenarlarda 6 zincirim var. Ve en son trabzanıyla sıramı tamamlıyorum. Bakın. Harika bir yelek örneği oldu. Zincirli, dolgulu bir yelek örneği sevgili izleyicilerim. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Bakın şimdi bu angoranın simsizi demiştim. Diğeri simli. Bir tık daha kalın gibi oluyor simli olunca. Bu da ayrı bir kibar durdu. Çok da kibar oldu. Nasıl ipten yapmak isterseniz ikisinden de olur. Umarım örneğim anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.